tam istatistikten iyileştirmesi. Hapsamda Mehmet Ayazlar hocam yanında. Ama tam istatistikten. Teknoloji bu kadar ilerlediği dönemde biz bunları aslında uydu sistemlerinde yine bir görmemiz gerekiyor. Yaklaşık yani 2000'li yılların başından beri de biz bu çalışmaları yapıyoruz. Ama gelinen noktada aslında hem teknoloji çok ilerledi, hem yazılımlara ulaşma imkanımız var. Onun ötesinde mesela insansız hava araçları da var şimdi. Precision Farming dediğimiz yani hassas tarım uygulamalarında da kullanıyoruz. Sadece hassas tarım değil, mesela bazı mesela narenciye olsun, buğday olsun ya da başka örtü tipleri dediğimiz örtü tiplerinin tanımlanması ve onlarla ilgili işte verim tahmini, modellemelerin oluşturulması ile ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Yani kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu yaptığı, mesela bu ürettiği Ar-Ge'leri paylaşıp bunu aslında sahaya dökmek. Bu açıdan bence bu çok güzel bir protokol de oldu. İnşallah bunu sürdürülebilir şekilde yaparız. Doğru. Kurumların gerçekten kendine göre çok büyük güçleri var. Yani sizin bilim anlamında, bizim de altyapı anlamımızda belli güçler var. Biz bunları bir araya getirirsek çok daha faydalı işleri yapabileceğimizi düşünüyorum ben. İlimizdeki buğday üretim alanları ya da buğdaydaki gelişimi biz uzaktan algılama yöntemleriyle tespit edebilirsek bununla ilgili politikalarımızı belirleyeceğiz. Tabii ki. Hani gerçeğe daha yakın rakamlara ulaşabileceğiz ve sorunları daha iyi tespit edeceğiz inşallah. İnşallah faydalı olur. Yani halihazır arazi kullanımının ve tespit edilmesi bizim için çok önemli. Özellikle tarımsal ürün deseni açısından. Yani orada da tabii planlamada kullanılacak ya da hesaplamada kullanılacak ölçekler de önemli. Bunu mesela bir genel yapılabilir, daha özelenilebilir. Orada uydu görüntüsü devreye girdiğinde buğdayla arpa ya da akça ağaç ve çam ağacı... Onu neye göre ayırıyor? İnsan gözünün tekliğinden... göremediği alanları algılayan özel sensörleri var. Onları kullanıyorsunuz proseste. Uydu görüntüleriyle işte uzaktan algılama yöntemiyle tarıma elverişli arazileri tespit edip ekilmeyen olanları tespit etmek çok kolay bir şey. Tabii. Ve onları daha sonra tespit etsek biz niye ekilmiyor ya da ekilmesi gerekiyor mu? Hemen çalışmayı yaparız.